sanki böyle o kadar çok uzun zaman olmuş ki evde sakince oturup genel olarak bir şeylerden konuştuğum bir video çekmeyeli çok uzun zaman olmuş gibi geldi bana. Size de öyle geldi mi bilmiyorum. Çocuklar uyudular. Pervin futbola gitti arkadaşlarıyla birlikte. Ben de yine bir Johnny Depp vakasının içine düştüm. Amber'i dinledim bu sefer. Biraz bir şöyle hak verdim gibi oldum. Biraz inandım gibi oldum ama genel olarak inanmadım. Yani çok böyle yapmacık oynuyor gibi ya bilemiyorum. Ya çok böyle yoğun yaşıyor duygularını tam ifade edemiyor. Ya da gerçekten olmayan şeyleri anlatmak için kendisini bayağı zorluyor. Bu arada ben bu Hollywood falan böyle bu tür insanları çok tanıyan, bilen ve takip eden birisi değilim. Hiç olmadım. Yani hatta bundan dolayı da böyle olmadığım için de çok dışlandığım zamanlar da oldu. Mesela işte lisede, ortaokulda falan Türk oyuncuları da aynı şekilde yani. Aa sen onu tanımıyor musun? Aa sen bunu tanımıyor musun? Diye böyle çok şey yapanlar oldu böyle. İşte nasıl tanımazsın? Nerede yaşıyorsun sen? Abartma onu da mı tanımıyorsun falan filan gibi. Tanımıyorum yani çok takip etmiyorum, etmiyordum, hala da etmiyorum ama ya böyle o kadar çok hani konuşuldu ki artık şey oldu böyle bir kere Pervin de galiba söylemişti. Sonra YouTube'da bir kere baktım, sonra YouTube'da arka arkaya bu davalar tabii önüme düşmeye başladıkça artık izler oldum. Bayağı da ilgimi çekti hem de İngilizcem de gelişiyor o yüzden izliyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama yani Johnny Depp hep böyle iyi bir adam mıydı bilmiyorum ya da hep mi böyle şey görünüyordu ses kayıtlarında falan hep sakin yani böyle ne bileyim hani kadına biz dinlerken insanlar dinlerken bile sinirleniyorlar. Adam çok gerçekten ya kafası hep güzel ya sürekli kokain falan alıyor ya da kendisini böyle hakim olabilmeyi başarmış bir adam bilemiyorum ama kadına da hak verdiğim konular var. Mesela evet ben de yaşıyorum bazen aynı şeyleri. Eğer ben kavga ediyorsam ve ben kendi kendime kavga ediyorsam ve bana Pervin orada cevap vermiyorsa ben de daha çok sinirleniyorum ve kadın da öyle yani Amber de öyle mesela şey diyor ya hani kavgadan kaçıyorsun diyor. Gel ve bana bir şeyler söyle yani bir uzaklaşma başka bir odaya gitme diyor. Bence kadın orada haklı bak. Yani bilmiyorum tabii de. Şimdi şey diyenler de var bu Johnny'nin işte diğer karısından çocukları varmış falan ya sonra bu kızla aldatmış ya işte onun ahı çıktı falan diyenler de var. Bilemiyorum ama şu an için Johnny haklı gibi görünüyor. Kadın da bayağı şiddet uygulamış yani evet fiziksel olarak erkekler bizden daha iri görünüyor olabilirler ama bu yani şiddet şiddettir. Şöyle de bir şey var şimdi. Bunları dinlerken ne oluyor biliyor musunuz bana? Diyorum ki bu ses kayıtlarını falan yapmışlar işte ya Amber yapıyor ya işte başka yerlerdeki psikolog falan bunların ses kayıtlarını yapmış ya. Dinlerken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Dedim ki yarın öbür gün ahirette aynı bu şekilde bir mahkeme olacak ve bu mahkemede her şey alenen açık. Sen ne dersen de, sen ne söylersen söyle. Ben cesiydi, sen cesiydi. Ben öyle yapmadım, şöyle demedim. Şu niyetle yapmadım, şöyle oldu. Senin niyetine kadar sonuçta Allah biliyor. Onlar senin karşına bir bir çıkacak. 2-3 gündür bunu düşünüyorum biliyor musunuz? Diyorum ki Hatice bak şu an söylediğin her şey kayıt altında. Ve öldüğünde bu kelimeleri sen yine duyacaksın. Senin yine karşına bu görüntüler gelecek. Ona göre hareket et. Ona göre söyle. Gerçekten böyle kendimi bir şey yapacak oluyorum, bir şey söyleyecek oluyorum mesela. Mesela durduk yere yani kavga çıkaracağım, bir şey olacak ya da mesela çocuğuma bir şey söyleyeceğim, kızacağım tam diyelim. Diyorum ki Hatice dur. Bak yarın öbür gün bu hareketini sen izlediğinde utanacaksın, utanacağın şeyler yapma, utanacağın şeyler söyleme. Bu kesinlikle böyle hani bir şeyle alakalı, bunu sürekli tekrar etmekle alakalı, sürekli buna çalışmakla alakalı bir durum. Bunun aklımdan çıkmasını asla istemiyorum biliyor musunuz? Bence bu videoların yani bu Johnny Depp ve Amber'in
bu davasının benim kendi adıma bana kattığı en güzel şey, hani kayıt altındasın. Kayıt altındasın ve yarın öbür gün orada bir mahkemenin önünde her şey göz önüne gelecek tekrar. İzleyeceksin onları ve inkar etme olasılığın yok. Sıfır, inkar sıfır yani. O yüzden sürekli bunu düşünüyorum. Birazcık psikolojik olarak bozulmuş olabilirim. Pervin diyor ki sen böyle şeyleri kaldıramıyorsun, bence izleme diyor. Ama merak da ediyorum. Zaten şimdi herhalde bir 15 gün falan mahkemeye ara verilecekmiş. O yüzden o sıralarda ne olacak bilmiyorum. Bu konu böyle arkadaşlar. Şu sıralar ilgilendiğim şeylerden bir tanesi bu vaka. Bir diğeri ise... Ve şu sıralar diğer gündemimdeki bir konu ise beni yine zorla Netherlands kursa başlattılar arkadaşlar. Yani ben istemiyordum asla kursa gitmek. Sonra hatta işte çocuğuma Ahsen'e kreş falan bulmam gerekiyordu. Ama şey oldu. Ben Ahsen'e kreş ayarlayamadım burada kreşler. Çünkü çok dolu oluyorlar aylar öncesinden falan böyle. Yer ayırtman gerekiyor. Bu arada ne kadar şişko görünüyorum ya. 49 kiloyum ha. Ama bayağı şişko görünüyorum. Hoşuma gitti. Neyse. Dediler ki işte kreş bulacaksın falan filan, bulamadım. Dedim ki ben kursa gitmek istemiyorum. Vırtıt bir sürü bir şey söyledim. Ondan sonra beni kaydolduğum kurs online almış. Ama benim bundan haberim yoktu. Sonra bana bir tane mail geldi. Dediler ki siz artık online kurstasınız falan filan. Sonra online kurstayım. Ama şöyle salı ve perşembe günleri oluyor kurs. Bir tane WhatsApp grubu var. Hoca oradan, böyle online kurs görmedim ben bu arada. Çok değişime gitti ama bir yandan da böyle iyi de yani. Şöyle oluyor. Salı günleri ve perşembe günleri hoca WhatsApp'tan şey gönderiyor. Ödev gönderiyor size. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bakın şimdi göstereceğim. Böyle bir tane böyle site var, tamam mı? Bu sitede işte sizin modülünüz var. Buna giriyorsunuz. Mesela işte hoca diyor ki bugünün diyor, bilmem neyi diyor, bu diyor, ödevi bu diyor. Hoca kendisine böyle YouTube'da videolar ayarlamış ama tabii liste dışı olarak ayarlıyor bunları ve linklerini paylaşıyor bizimle. Paylaştığı linklerde bizim ne yapacağımızı söylüyor. Mesela en son işte bir ödev yaptım ya ben, şey diyor. Kendini tanıtma, işte Pervin videosunu çekmişti. Ben hocaya dedim ki ben işte YouTube videosu çekiyorum dedim. Videolarımı oraya koyabilir miyim dedim. O da dedi ki tabii ki koyabilirsin. Olsa ben de videolarımı oraya koyacağım. Mesela şimdi yeni ödev ne biliyor musun? Sokakta, markette ya da işte bir yerde birisiyle bir interview yap. Kendisi çok tatlı yani, hoca çok komik. Karısıyla birlikte şey yapıyorlar. Videolar çekiyorlar. Böyle işte buralara koymuşlar. Mesela sanki karısıyla yolda karşılaşmış gibi böyle bir interview yapıyor. İşte daha doğrusu siz Netherlands biliyor musunuz? O da diyor ki evet biliyorum biraz falan. Bu arada karısı da Filipinli. Bunu Instagram'da story'de söylemiştim zaten. Çocuklarını çok merak ediyorum. Bir tane çocukları var böyle. Hafif yarı çekik, yarı Belçikalı falan çocuklardır yani. İşte sonra ben de şey yapacağım. Pervin'le yolda karşılaşmış gibi bir video çekeceğim. Pervin'le yolda karşılaşmış, tanımadığım birisi gibi bir video çekeceğim. Biraz da cesaretimi toplayabilirsem aslında şey yaparım. Yabancı birisine de hani merhaba işte Netherlands ödevim için bir konuşma yapabilir miyim? Size sorular sorabilir miyim falan diye de belki bir şey yapabilirim. Ya da aşağıda komşumuz var Chris. Ona rica ederim yani, hani ona söylerim böyle böyle bir ödevim var, seninle konuşabilir miyim, ama onun konuşmasını anlamam çok zor çünkü böyle çok yerli diliyle konuşuyor. Mesela hani bir Türkçe vardır, bir de Konyaca vardır ya, öyle düşünün. O Konyaca diliyle yani Antwerpçe konuşuyor yani ve birazcık anlamakta zorluk çekiyorum. Böyle. Sonra çocuklara gelecek olursak. Çocuklar biraz anlama alatıyorlar. Çok fena ya, gerçekten bazen çok zorlanıyorum. Ama büyüyorlar. Aslan 1 yaşını geçti, inanılır gibi değil.
büyüdü ya. Koca kız oluyor resmen. Büyümesini istemiyorum ya. Ah senin lütfen kalsın böyle falan diyorum bazen. Çok tatlı ya. Bıdır bıdır işte yürümeye başladı. Sonra düşüyor poposunun üstüne. Enes geçen şey dedi. Bizim aşağıda doktor var. Ah seni doktora verelim dedi. Ah sen doktorun olsun dedi. Videosunu çektim onu. Büyüyünce göstereceğim ona. Ah sen doktorun olsun dedi işte. Ondan sonra öyle zorlanıyorum. Zor iki çocuk arkadaşlar. Ama tatlılar ya. Yapacak bir şey yok. Aslında böyle hani diğer bütün işler olmasa çocukla vakit geçirmek çok eğlenceli, çok güzel. Ama diğer sorumluluklar birazcık şey yapıyor insanı ya. Yani diğer sorumluluk derken hani kimse benden iş beklemiyor, kimse benden yemek beklemiyor. Hani Pervin açısından. Ama şöyle ben kendime ve çocuklara bunu yapmak zorundayım. Böyle evime hazır yemekler falan gelse çok daha rahat olurdu. Böyle tam acıktığımda, karnım acıktığında zil çalsa eve yemek gelse falan böyle. Çok güzel olurdu. Böyle saat 23.16. Şu an burada İnşallah siz de iyisinizdir. İnşallah sizde de her şey yolundadır. Şu an sizin gündeminizde neler var, neler yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum sizin mesela benim kanalımı takip eden insanların hayalleri neler? Ya da şu an ne yapıyorlar, ne durumdalar? Evliler mi, bekarlar mı, çocukları var mı? Siz de bana bunları yazın lütfen, tamam mı? Ve diğer merak ettiğiniz şeylerle alakalı da diğer videolarım da buralarda olacak. Ben böyle hem Instagram'da olsun hem YouTube'da olsun kendimi çok iyi ifade edemediğimi düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Ya da şöyle oluyor. Pek çok konuda pek çok bir şey var, anladınız mı? Hani Azerbaycanca da bir şeyler var, Belçika'da da bir şeyler var, çocukla alakalı da bir şeyler var, benim kendi hobilerimle alakalı da bir şeyler var. Çok bir şeyler var gibi, çok karışık gibi ya. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Mesela beni bir insan Belçika ile alakalı takip etmek istiyor. Takip ediyor. Sonra ben Azerbaycan'la alakalı bir video koyuyorum. Takipten çıkıyor. Çok komik oluyor gerçekten. Bazen şeyi fark ediyorum. Birisi takip ediyor, tamam mı? Görüyorum onu follow ettiğini. Sonra tekrar çıkıyor. Diyorum ki kafası karışık bir insan daha geldi kanalıma. Böyle. Siz de o kafası karışıklardan mısınız yoksa beni niye takip ettiğinizi gayet net biliyor musunuz? Hadi bakalım. Bu arada YouTube yeni bir tane özellik açmış. Teşekkür diye böyle kalp içerisinde dolar simgesi var. Ona tıkladığınız zaman YouTube'a mı para gidiyor, bana mı geliyor anlamadım tam. O kadar da bir şeyim yani. Alakasızım konuyla. Daha önce birilerine de hiç dikkat etmedim, görmedim işte. Şimdi bana YouTube bunu gönderince gördüm. Siz de mutlaka o kenarda aşağıda görürsünüz. Bu beğen, paylaş falan filan yerleri var ya orada. Oraya inmişken videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok komik görünüyorum ya, evet. Ama ne yapayım yani, sonuçta video paylaşmak istiyorsan böyle oluyor. Gidip şimdi süsleneceğim, şey yapacağım desem çocuklar uyanacaklar. Hiç uğraşamam. Yine video çekemeyeceğim. Ama ben video çekmek istedim. Böyle. Bay bay.